Merhaba Webtekno takipçileri. Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda sizlerle birlikte ince hesabın bizler için özel olarak hazırladığı Battle 2660 oyuncu bilgisayarını inceliyoruz. Bu arada arkadaşlar sistemi satın almak isterseniz satın alma bağlantısını açıklama kısmına bıraktık. Oradan tıklayıp ilgili web sayfasına ulaşabilirsiniz. Madem öyle fiyatı da 4799 TL. Sistem oldukça iddialı. İddialı olmasının sebeplerinden bir tanesi şu: gayet ciddi bir performans sergiliyor. Zaten birazdan oyunlara bakacağız ve iddiasını karşılayan bir fiyatı var. Tabi arkadaşlar fiyatın 4799 TL olmasına artı olarak iki durum var. Bu sistemi satın alırsanız bu sistemle birlikte Control ve Wolfenstein Youngblood adlı oyunlar sizlere hediye ediliyor. Diğeri şu, AC'nin bir monitörü var arkadaşlar. Böyle kıvrımlı kıvrımlı çok güzel bir oyuncu monitörü. 1 milisaniye 144 Hz bir monitör. Bu monitörün de fiyatı 1549 TL'ye geliyor arkadaşlar. Bu bilgisayarı alırsanız eğer. Normalde monitör tabii ki de çok daha pahalı fiyatta arkadaşlar. Yani yanında bir monitöre de ihtiyacınız varsa bayağı bir tasarruf etmiş oluyorsunuz. O kadar oyuncu bilgisayarı diye anlattık. Bence gelin arkadaşlar öncelikle bir şöyle baboş oyunları bir yükleyelim. Hem FPS'ye bakalım hem bir de RTX ekran kartında neler oluyor neler bitiyor onu bir görelim.
şimdi arkadaşlar oyunlarımızı oynadık. Rakamları gördünüz, siz de izlediniz. Bu konuda hani bir yorumunuz varsa siz de belirtebilirsiniz. Fakat bizim açımızdan problemli bir durum oluşmadı. İşlemciyle başlıyoruz arkadaşlar. Kasamızın içerisinde Ryzen 5 2600 işlemci bulunuyor. Bu işlemci bünyesinde 6 çekirdek 12 de iş parçacığı barındırıyor arkadaşlar. Yani bu şu anlama geliyor. Siz bu bilgisayarla oyun oynarken Twitch'te yayın yapabilir, YouTube'a videolarınızı hazırlayabilir. Mesela işte render falan alıyorsanız o evet, tarz uygulamalarda. Bu tarz işlemlerde de sizi gayet rahatlatacak bir kasa olduğunu söyleyebiliriz. Bir de ileriye yönelik tabii ki de. Anakartımızdan bahsedeyim. Gigabyte'ın B450 anakartını tercih etmişler. 3200 MHz'e kadar RAM desteği mevcut. Aynı zamanda M2 slotu da mevcut arkadaşlar. 3. nesil AMD işlemcilere kadar destekliyor. Yani ileride sistemi yükseltmek isterseniz anakarttan yana bir karınız oluyor. Bunun yanında ışıklı mışıklı kasada seviyorsanız tabii ki de o RGB şeritlere falan filan destek veriyor anakart. Orada da bir sıkıntı yok. RAM'lere gelelim arkadaşlar. Sistemimizde 2 adet Corsair'in 3000 MHz'lik, bir tanesi 8 GB olmak üzere 2 adet RAM kullanılmış. 8-8 yani dual kit deniyor buna arkadaşlar. Bu dual kit meselesi de AMD tabanlı işlemcilerde sistemin RAM'leri tam performans en güçlü biçimde kullanmasını sağlıyor. Yani tek 16 yerine 2 parça 8-8 olması daha iyi anlamına geliyor. Sistemde arkadaşlar Corsair'in en yeni modellerinden Delta RGB kullanıldı. Kasanın içerisinde 3 tane RGB fan, bir tane de Exos fan bulunuyor. Yan panel temperli camlardan oluşuyor. Bunun yanında yeterince montaj genişliğimiz de var. Yani içinden parça söküp takarken falan zorlanmazsınız. Gayet geniş bir çalışma alanı sunuyor. VS550 PSU barındırıyor. Kasanın içerisine gelen fan kontrolcü sayesinde bu RGB modları var. Onları değiştirebiliyorsunuz. Ya da anakart yazılımları ile birlikte RGB senkronizasyon özelliğini kullanabiliyorsunuz. Geldik arkadaşlar depolama kısmına. Tabii ki de içerisinde bir SSD kullanıldı. OGZ marka 480 GB'lık bir SSD tercih edilmiş. Artık oyun bilgisayarlarında neden SSD konulduğunu bence artık bayağı ezbere biliyoruz. Daha hızlı açılıyor. Loading süreleri kısalıyor vesaire vesaire. Ivır zıvır meselelerinden dolayı bir SSD tercih edilmiş. Ekran kartımız GeForce'un RTX 2060 OC 6G modeli arkadaşlar. Nvidia bildiğiniz gibi geçen sene RTX diye bir teknoloji çıkarttı karşımıza. RTX 2060 da bu serinin en fiyat performanslı ürünlerinden bir tanesi diyebilir. Zaten bu RTX olayını oyunlarda da gördük abi. Aynen. Nedir, ne değildir diye. Açık kapalı şekilde. RTX 2060 Turing mimarisinin getirdiği avantajları tabii ki de yanında getiriyor. Bir önceki jenerasyon ekran kartlarına göre de performansta tabii ki de ciddi farklar oluyor. Bunun yanında zaten RTX ismi biliyoruz. Ray Tracing yani ışın süzme desteğiyle birlikte geliyor. Oyunlarda falan ışıklar böyle çok daha gerçekçi gözüküyor. Bu Ray Tracing olayı bir oyunlarda ışıklar falan geliyor. Böyle sağdan soldan ışıkları görüyoruz. Onların çok daha gerçekçi, gerçek bildiğimiz dünyaya yakın olmasını sağlıyor. Zaten oyun testlerinde de Battlefield 5'te gördüğünüz arkadaşlar böyle ışıklar falan bildiğimiz gerçek dünyaya oldukça yakındı. Ekran kartı bünyesinde Gigabyte'in WindForce 2X soğutma sistemine sahip. Bu sistem arkadaşlar hem kompozit bir yapıya sahip hem de bakır borularla desteklendiği için bu ısınma soğuma meselelerinde performansını biraz daha yüksek. Bir de böyle iki yönde farklı yönlere evet. Dönen fanlar var. Tabii ki de onlar da soğutmaya en büyük destekçilerden. Oyun bilgisayarında bu soğutma meselesini unutmayın arkadaşlar. Tabii ki de günümüz için konuşursak RTX destekli oyunlar öyle aman aman ortada dolaşmıyor. Ancak yine geleceğe yatırım olarak düşünebilirsiniz. Şimdi Cyberpunk'lar falanlar filanlar gelecek. Onlar da tam RTX destekli olacaklar. O yüzden bu kart da orada işinize yarayacak. Artık isterseniz zaten sisteminizin de genel özelliklerini söyledik sizlere. Bu videomuzda arkadaşlar incehesap.com'un bizler için özel olarak toplamış olduğu Battle 2660 adlı oyuncu bilgisayarını inceledik. Bak bronzu hep atlıyorsun. Bir de bronzu var arkadaşlar. Fiyatını zaten söylemiştik. Ayrıca bu sistemi satın almak isterseniz açıklama kısmına da bağlantıyı bırakıyoruz. Sizler de videomuzu beğendiyseniz şurada bulunan beğen butonuna basmayı ve kafanıza takılan herhangi bir şeyi bizlere... Ben söyleyeyim. Ben aşağıdan yorum olarak bırakabilirsiniz arkadaşlar. Sistemle ilgili bir soru da varsa yine aşağıya bırakın. Elimizden geldiğince cevaplayalım. Başka bir WebTekno videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. Hoşçakalın. Ekranda durmakta olan bağlantılara tıklayarak bambaşka WebTekno videoları izleyebilirsiniz. Çok hemen ortadaki bağlantıdan da kanalımıza abone olabilirsiniz arkadaşlar.